Koronavirüsten kurtulabilmek için gün sayıyoruz hepimiz biliyorsunuz ama bir kabusumuz daha var. Müsilaj salgını. Marmara'yı saran deniz salyasının temizlenebilmesi için birçok farklı çalışma yürütülüyor. Onlardan biri de müsilajın bakteriyle yok edilmesine yönelik bir araştırma. İyi haberler var. Sonuç verdi o çalışma. İstanbul Üniversitesi pilot bir bölgede uyguladığı yöntemi ve yararlı deniz bakterileriyle sudaki müsilaj 5 günde temizlendi. Son derece yüz güldürücü sonuçlar almaya başladı. Yani dibe çökmesi veya dipte kalması gibi bir durum da söz konusu değil. Bu tamamen ayrıştı. Marmara Denizi'ni saran müsilaj kabusuna bakteriler savaş açtı. Yararlı bakteriler kıyıdaki müsilajı temizlemeyi başardı. Son yapılan çalışmalar umut oldu. Denizlerden alıp laboratuvarımızda büyütüp, koruyup, muhafaza edip şimdi ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüz bakterileri tekrar kendi doğal alanlarına getirmiş olduk. Marmara Denizi kıyıları, açıkları maalesef müsilajla kaplı. Yenikapı'daki bu alanda öyleydi. Etrafı bariyerlerle çevrildi. Müsilaj belli bir noktada toplandı. Daha sonra denizden alınan bakteriler müsilajlı yüzeye uygulandı ve fark 72 saatte gözle görülecek duruma geldi. 8 Haziran'da burada 20-25 metrekarelik bir alanda bu alanı belirledik. Etrafını yüksek bariyerlerle çevirdik. Bunun yüzeyi komple halı gibi kaplıydı. Ve laboratuvarda oluşturduğumuz o bakterileri biz günde 2 kez yüzeyden spreyledik. İstanbul Üniversitesi 8 Haziran'da Yenikapı'daki pilot alanda uygulama başlattı. Yüzeyi kaplayan müsilaj doğal ortamındaki yararlı deniz bakterileri izolatlarıyla 5 günde temizlendi. 3. günün sonunda yani biz 72 saatte bir analizlerimizi yapalım derken 72 saatte son derece yüz güldürücü sonuçlar almaya başladık. Şu an çok temiz görüyoruz, hiç müsilaj göremiyoruz. Dün akşam uygulamamızı yapmadık. Gerek kalmadı yani çünkü müsilaj kalmamıştı. Müsilaj çok hızlı çoğalıyor hocam. Siz bu bakterileri aynı hızda çoğaltabilecek misiniz? Önce kirlilik kaynaklarının komple durması, sonra da burada bozulmuş olan bu dengenin yararlı bakteri lehine dönüştürülmesi gerekiyor. Kafalarda beliren soru işareti bu yöntemin deniz ekosistemine ne zarar verip vermeyeceğiydi. Uzmanlar uygulamanın yararlı bakteriler aracılığıyla yapıldığı için deniz ekosistemini etkilemeyeceğini belirtiyor. Uzmanlar kıyıda yaptıkları bu çalışmayı açık denizlerde de uygulamayı planlıyor. Böylelikle derinliklerdeki müsilaj sorununu da çözmeyi hedefliyor. Önümüzdeki günlerde dipte müsilajın bakteriler yoluyla çözülmesi konusunda da çalışmalara başlamış olacağız. Bu çalışmayla kullanılan bakterilerin ortamdaki kronik dengeyi sağlaması bekleniyor.